Sayın Nuri Gülsen Beyefendinin üniversitemize yaptıracağı Amerika Sosyal Kültür ve Hizmet Binası diyelim, spor hizmet binası, bir sporun içinde olacak galiba. Hizmet binası yaptırılacak. Onun imza töreni için bir araya geldik. Ben her şeyden önce Nuri Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve ilimizin en önemli sorunlarının başında eğitim sorunu geldiğini her ortamda dile getiriyoruz. Bu sadece temel eğitimde değil, üniversite eğitimde de daha gençlerimizin iyi eğitim alabilmesi için üniversitelerin altyapısının mükemmel olması gerekir. Bu konuda tabii ki rektörlük elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor. Kamunun imkanlarıyla yeni bir üniversite olması nedeniyle ihtiyaçları karşılamaya çalışılıyor. Ama bu arada ilimizdeki hayırseverlerimizin, sanayicilerimizin, iş adamlarımızın ilkokul, ortaokul, lise olduğu gibi üniversitedeki çeşitli fakülte, hizmet binaları veya diğer sosyal tesislerin yapımında da katkıda bulunuyorlar. Ondan dolayı da teşekkür ediyoruz. Bunun zannediyorum ilk defa değil mi? Sizin bizim ilk defa. İskenderun Teknik Üniversitesi bu sene ikinci yılı bildiğim kadarıyla. 2 yıllık bir üniversite, genç ve yeni bir üniversite olması sebebiyle belki önümüzdeki süreçte İskenderun'la Hatay'la iş adamlarımızın yaptıracağı birçok okullar olacaktır. Ama bu ilk olacak. Ben Sayın Nuri Uysen Bey'e çok teşekkür ediyorum, Sayın Rektörümüze ve aile fertlerine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gerçekten çok heyecanlıyız. Sayın Valimizin de belirttiği gibi bizim için büyük yaşanıyor. Çünkü çok genç bir üniversiteyiz, ikinci yılımızdayız. Ve Valimizin de dediği gibi biraz önce kamu kaynaklarını etkin kullanmak için canla çalışıyoruz. Ama bu arada biliyorsunuz master planımızı tamamlamıştık. Altyapı çalışmalarımıza başlamıştık. Artık üst yapıya da önem veriyoruz ve bu hususta kamu kaynaklarıyla çok yakında birkaç binamızın temeline atacağız inşallah. Fakat master planın gerçekleşmesi için bir 20-25 yıllık sürece ihtiyaç var. Biz bunu 2023 yılına çekmeye çalışıyoruz, öne çekmeye çalışıyoruz. Kamu kaynaklarıyla bunun mümkün olması imkansız değil ama zor. Dolayısıyla özel kaynakların, bağışçılarımızın, hayırseverlerimizin, iş adamlarımızın, halkımızın desteği bu konuda bu sürecin kısaltılması için çok büyük önem arz ediyor. Birisinin bir şeyi yapması gerekiyordu, bir ateşlemesi gerekiyordu. Nuri Bey bunu yaptı, Nuri Bey'e nasip oldu. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı altında çalışacak. İçerisinde sağlık ocağı, doktor, hemşire bulunacağı. Aynı zamanda üniversitemizin tüm öğrenci topluluklarının faaliyet gösterebileceği bir binanın ki master planımızdaki tanımlı binadır bu. Yani master plandan da taviz vermiyoruz, onu da altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz bundan evvel basın mensubu arkadaşlarım bilir. İskenderun'a bir hukuk fakültesi gelecek denmişti. Biz de İskenderun'a yapılan her hizmette çorbada tuzumuz olsun diye bir katkıda bulunmayı vaat etmiştik. Ama İskenderun'a hukuk fakültesi gelmedi. Biz o gün verdiğimiz sözü bir borç olarak otelize görüyorduk. Ve İskenderun'a yapılacak böyle bir hizmette yapmak bize nasip oldu. Ben bunu bir hayır işi olarak görmüyorum. Memleketine yaşayan her insanın katkıda bulunmasının bir görev olduğu kanaatiyle hizmette bulunmayı korucu ediyorum. Bu da bana nasip olduğu için teşekkür ediyorum Sayın Rektörüme. Onu yaptıracak. Yok efendim, 5 yıl söz vermiştim oraya. Hayır, tabii. Zamanı yaptıracaksınız. Onun faiziyle beraber burada uygulayacağız inşallah. Şimdi bu daha böyle küçük bir yatırım olacak. Arada fark var. Onu sonra Nuri Bey'e de tavsiye ederiz diye düşünmüştüm. Efendim o zaman zararlı çıkar sen rektör. Çünkü bu onun evet. Katı, 3 katı. Doğru. Eğer 400 bin söz verdiysen ona bir şey demiyorum. Haklısınız. Bu aşağı yukarı 2-2,5 milyon lirayı bulacak bir yatırım.
Ben tekrar Nur Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ama eğitim öğreniminden dolayı evinde taşıyacağı şeyler.